Oynanan mod hakkında bilgi verir misiniz? Ne kadar oldu custom var mı? Bu modumuz efendim cast şey bizim MNX challenge adlandırdığımız gerçek mütecavız. Mütecavızdan çok çok daha zor. Yani neredeyse Deadman challenge'dan bir tık kolay. Ama bu yine de inanılmaz zor yani. Ayrıntıları ben bu serinin ilk bölümünü YouTube'a aktaracağım. Oradan öğrenebilirsin. O et alacağız ya. O et alacağız. Almama lüksüm yok da. Bir eve girmemiz lazım öncelikle. 2 litre benzin mi var? Levye mi? Ney? Bugün doğum günü mü benim? Yok yok. Benzinle yakacağım. Yakacağım ateşi benzinle. Sıkıntı yok. Gayet güzel oldu bu arada. Bu arada kalorimiz şu an açken aslında... Of be şapka. Allah beleceğini bere değil şapka çıktı ya. Neyse en azından hipotiroid olmayacağız. Soluk ısırması olmayacak. Bize birkaç parça odun lazım. Yak bütün 2 saat mi? 2 saat biraz çokmuş ya ama ısınıyoruz. Yak. Kır. Bize şey lazım. Tutuşturucu lazım. Onu nasıl sağlarız? Burada herhangi bir tutuşturucu olarak kullanabileceğim bir şey var mı? Bir karton bizim bırak herhangi bir şey. Biraderlerim. O ne? Yemek plan bıraktım biliyorum. İlk önceki hedefim dışarıdaki yemekler olduğu için hava rüzgarsızken bir ateş yakmak istiyorum. Ama tutuşturucumuz yok. Kuş kabuğunu yakmak istemiyorum. Tutuşturucu sanırsam bodrum katında bulabiliriz. Yeni olarak hangi oyunlara başlamayı düşünüyorsun? Discord kanalımızda içerik programı diye bir sekme var efendim. Orada şu anda aktif olan seriler, önümüzde gelecek olan seriler, yapacağımız seriler orada mevcut. Hem şeyler, içerikler, konsept içerikler de, oyun içerikleri de hepsi orada arşiv bir şekilde mevcut. Oraya bakabilirsiniz efendim. Discord'a kesinlikle uğrayın yani. Bunun yanı sıra geçmişte oynadığımız bütün serileri de böyle bir arşivledim. Orada yazılı olarak bulabilirsiniz hepsini. Yazılı olarak ve linkleriyle mevcut olarak bulabilirsiniz. Yani yayın yapamıyoruz diye hizmetten esirgemiyoruz efendim. Her türlü çalışıyorum NX. Durmak yok, yola devam. Ne demiş uzun adam? gazete olabilir, mantıklı. Şuraya bakayım, bulamazsam alacağım. Gazete mantıklı. Burada mı yokmuş ya? Tamam, gazeteye gidelim o zaman. Siyahizler ne yapıyor, nasılsın burada? Hoş geldin. İşte bu parçada tutuşturucu oluyor. Katilin çubuk. Gazete rulosu gazete. Hayır, kitap olmuyor. Kitap olmuyor. Kitabı parçalama seçeneği var mı lan? Dur bakayım. Olmaması lazım. Normal kitap yok zaten bende. Okay, getting a bit thirsty. Yani şu an için yok. Bakalım. Merak ettim. Sanmıyorum öyle bir şey olacağını ama. Normal kitap buldum. Yok. Okay. Kitap olmuyor, gazete oluyor. Gazete bulmamız lazım. Yorgunum ama mutluyum. Güzel, en güzel abi. Mutluluğun en güzeli. Lütfen bir gazete. Dışarıdan çubuk buldurmak zorunda bırakma beni. Öleceğiz yemin ediyorum gazete ararken bu arada ya. İlk defa gazete arıyorum şu oyunda ya, yazıklar olsun. Ne günlere kaldık. Yok gazetem, tutuşturucu yok la burada hiç. Vay arkadaş şansımıza. Normalde gazete sıçarız. Tamamdır. Görüşürüz. Kendine iyi bak. Vay arkadaş ya.
Tamam Agent, görüşürüz zekiciler. Mountain Blade, Warband ve ETS 2 oynayacak mısın? Bizim şu an için radyo chat yayınlarımız. Ünlen takvim yazarak bakabilirsin. ETS 2 oynuyoruz radyo chat yayınlarında. Yarın da menüsünde olması lazım hatta. En sevdiğim klozet suyu. Mountain Blade, Warband'ı da Benelord'un çıkışına yakın bir dönemde başlayacağız. Bir seri yapacağız. Valla her yere bakıyorum artık. Sonra bir daha kontrol etmeyeyim ya. Bir iyice bir bakayım da. Buraya kaçırmadım değil mi hiçbir şey. Belki çekmecelerden falan çıkar diye düşünüyorum şu an. Bazen gazetede falan çekmeceden de çıkabiliyor. Gerçi bundan çıkmaz ama. Ooo güzel güzel. Hayırlı olsun. Şurada şey yok, ceket yok ya. Ya iki seferdir şurada hiç kıyafet bulamıyoruz yalnız. Yani burada kıyafet bulamayacaksak nerede bulacağız? Ay ay. Ben bir şey diyemeyeceğim. Peki, hiçbir şey bulamadık ha. Kitap parçalanmıyor mu? Hayır, parçalanmıyor. Az önce gösterdim. Ya gideceğiz bir tane çubuk bulacağız ya. Yani durumu. Ama dışarıda fırtına başladı işte. Hani bir an önce yapmamız gerekiyordu. Birazdan başlayacak. Burada gazete çıkmaz zaten yani. Buraya bakmayacağım direkt. Mutfağa sonra bakarım. Şurada var mı? Belki tutuşturucu şunların içinde vardır. Cık. Üzdün. Oyunu üzdün. Agent gider ayak yaktın chat'i. Allah beleceğini verecek bir tutuşturucu için. Ah yarın alırım artık. Yapacak bir şey yok. Yok hiçbir yerde yok. Hiçbir yerde yok. Neyse ben bir evi geziyorum ya. Evi iyice lootlayalım. Kibritimizi alalım. Şunun üstünde bir şey yok. Buraları kontrol ederim. Bileme taşı al. Artık levyemiz var. Dolapları rahatlıkla açabiliriz. Lütfen bir kıyafet. %90 komisyonlu kundura nedir Allah aşkına ya. Benim ayağımdaki de %93'müş bu arada, yemin ediyorum. En muazzam, en kaliteli kunduralar MNX kundurada. September etkinliğine özel %50 indirimde efendim. Abone olana kundura hediye. This stuff will come in handy.
Ay ay. Bari kullar arasında takım da var. Vallahi Kanada'da, Kuzey Kanada'da takım elbise yok arkadaşlar ya. Yok yani kullanılmıyor burada. O yüzden oradan getirtemiyoruz yani. İtalya yok. Bugün de bize baş var. Şurada kaliteli aletler var. Üzerimizdeki şunu bırakalım. Temel aletleri at buraya. Tutuşturucu var mı lan burada? Ömrü var. Olsun. Bakalım. Şimdi yemeklerimize bakalım. Konserve şeftali çorba. Çok güzel. Konserve açacağımız da var. Bunu kapatabilirim hatta şu an için. Osman kocamaz efendim, hoş geldin, aleykümselam. Butlarımızı yapalım. Of, tencere de var. Bir tane ihtiyacım var da. Okunacak çok kitap var da okuyacak ekipmanım yok ya. Yak bütün fotoğraflar. Yok, burada bir şey yok. Dikişle uğraşacağız ama hani dikişle uğraşacak malzemelerim de bayağı bir kötü olduğu için. Neyse. Evet, burayı da bitirdik böylelikle. Sinyal Kulesi bir sonraki hedefimiz. Sinyal Kulesi'nde en azından kaliteli birkaç malzeme bulurum diye tahmin ediyorum. Ve şöyle güzel bir uyku uyuyalım burada ama. Yırtamıyoruz ya, yapacak bir şey yok. Herkese tağdan çay efendim, afiyet, bal, şeker olsun. Yeni başladık. Bir YouTube serisi olsun diye tekrardan başladık. Ölmemiştim. 6 gün, 6. günde falan bırakmıştık. Hop. Perde işini halledeceğim. Önce bir güzelce uyuyalım. Bir 5 saatlik bu uyku çekelim. Bu sefer çok çok daha iyi başladık ya. Bu sefer cidden oyuna 10 derece sıcaklıkla başladık. O bizim oyun başında o geçtiğimiz sene kaybettiğimiz o şeyi yemedi yani. O kadar zor duruma düşmedik bu sefer. Bayağı faydası oldu bize. Yemek stoklarım yavaş yavaş azalıyor. Bu arada parçalamam gereken şu Taha'nın ayakkabısını bir parçalayayım. Valla benim de çay kahve ihtiyacım var burada ya. Neyse. Başka yapabileceğimiz bir şey var mı? Tamir etmem gereken bir eldiven var ama şimdilik pek de bir şey yapamayacağız. Çok tamir edecek bir şey de yok aslında. Peki şu hazırlan mantarı falan hazırlayalım. Tamam abla, açsın. Biliyorum. Hazırla mantarları.
Kuş burnları hazırla. Birkaç bandaj ayarlayalım şimdiden. Yapabiliyorsak yapamayız şu an. Çubuğumuz yok. Meşale yapalım diyecektim. Bu sefer kişir gidiyorum. Yeter. Çete bakacağım. Eyvallah eyvallah, teşekkür ederim. Yok, bende YouTube bildirimde böyle bir bildirim gelmiyor telefona falan. Ben sadece YouTube'a giriyorum, bakıyorum. Aa, yukarıda artı 9 yazıyor falan deyip yorumlara bakıyorum yani. Sıkıntı yok efendim. Ne demek. Görüşürüz, iyi geceler. Şimdi burada bir uyuyacağız yine. Yak bütün fotoğrafları. Bir 6 saat daha uyuyalım. Güzelce kondisyon toplayalım çünkü yarın gidecek yerlerimiz var. Gerçi bir yerimiz var. Oo, kuzey ışıkları mı? Pekala. Eldiveni tamir etmeye çalışalım bakalım. Başardık mı? Tabii ki de hayır. Onarmak için yetersiz malzeme. Kundura bitti. Ah. Taha'nın kundura boşa gitti. Neden? Çünkü dereyi asla tamir edemiyor birinci seviyedeyken. İmkansız. Excellence. Efendim, teşekkür ederim takip için. Hoş geldin. Geyiketini unutma. Valla bakacağız. Rüzgarlıysa alamam. Ateş yapmak zorundayım onun yanında ben. Bu arada ben tavşan derisini buraya bırakıyorum. Bırakmasam mı? Ben tatlı vadede çok takılacak mıyım? Al ya. Kuruturuz bir ara. Çok acırısı yok da. Gizemli göle geçeceğiz illa ya. Çünkü. Al bakalım. En azından sinyal kulesine bırakalım. Çünkü orada sinyal kulesinden kural evlerine falan gideriz. Birkaç saat daha uyuyabilirim aslında. Masa, raf, yatak. 3 saat daha uyuyalım. Güzel. Umarım rüzgarsız, temiz bir hava daha olur. Yediğimiz tavşancıkların arasına tablomuz bile var efendim. Gördüğünüz üzere. Aga be. Hadi bakalım. Yok, bütün fotoğrafları. -18, muazzam. Rüzgar yok. Etrafı şöyle bir kolaçan edelim. Bir tehlike gözükmüyor şimdilik. Hadi gidelim şu geyik derisini ve etlerini alalım. Excellence efendim, hoş geldin tekrardan. Yes. Şey yapacağım. Meşalenin birini parçalayacağım. Muhtemelen düşük kondisyonda meşalem vardı. Ama içeride yapmam lazım. Kapalı olan korkusu olunca sıçacağız ha. Çok içeride zaman çok geçiriyoruz. Yoink. Hazırız. Şeyle yakacağım için, benzinle yakacağım için sıkıntı yok. Sedir koy, odunları koy. Bu bize yetecektir. En azından kısa bir süre. Pencerede su ayarla. Biz bu işle uğraşırken burada su ayarla.
Eti al. Et azalmış lan. 0.9'du bu. Drop başladı. Drop şimdilik yok. Çok hafif prekarda küçük droplar giriyor olabilir. Bu bölümde çanta görmüştüm. Bu oyunda çanta craftı var mı? Çanta craftı var. Ama Amerikan giyinilen çanta yapabiliyorsunuz sadece. O da burada işte. Tek kullanılabilen çanta bu zaten oyundaki. Başka bir çanta yok. Suyumuzu içelim. Bu arada kokmaya başladık. Şu eti atalım. Şu ateşi bekleyelim. Şunu alacağım. Bunu buraya koyacağım. Çok güzel. Ne işe yarıyor çanta? Taşıma kapasitemi 5 arttırıyor. Yani artık 30 kilodan sonra ağırlık hissetmiyor. Değil, 35 kilodan sonra ağır hissediyoruz. Bu da özellikle daha işte ip tırmanırken falan işimize yarıyor. Yani artık 30 kilo değil 35 kiloyla da ip tırmanabileceğim. İki çanta kullanamıyorsun Darkness. Sadece bir tane çanta kullanabiliyorsun. Aksesuar slotuna sadece bir tane çanta ekleyebiliyorsun. Diğerine kulaklık ekleyebilirsin. Ama bir de süre 3 gün boyunca hiç aç kalmazsan artı 5 bir işte sağlıklı sağlık bonus alıyorsun. Artı 5 taşıma kapasiten de oluyor. Artı 10'a çıkarabiliyorsun yani. Yapımı zor mu? Yo, zor değil ama Amerikan geyiği lazım. Kurutulmuş Amerikan geyiği postu. Amerikan geyiğini kurutmak da öldürmesi bir dert. Kurutması da bir dert. Özellikle mütecavızda. Bunu yedik. Direkt gömdüm. Ben bunun derisini aldım mı? Aldım. Bağırsakları öte gitsin. Mütecavızda uçağa kadar gidebilir misin? Yani mütecavız günlüklerinde gittik. Sıcakça bir çay içelim. Bonus alalım. Burada yapabileceğim başka bir şey yok. Suyumu da krapladım zaten. Ayı Bey de uğramış zaten yanımıza. Sağ olsun. Allah'a... Hiç halimi hatlımı sormadan gitmez zaten. Aradığım gazete. Ha, ateşi yaktıktan sonra gazete buluruz. Teşekkür ederim. Rafael, eyvallah. Sağ olasın. Okuyanı unutmayacağım. Evet. 2 yıl aradık şu gazeteyi yemin ediyorum ya. Ya bir süreden sonra dolduruyorsun çantayı ya mütecavızda. Tabii canım tabii. Vizyonlarda bir şey çıkma şansı yok arkadaşlar. Umut bu topraklara terk edeli çok oldu. Sekmez efendim hoş geldin. Abi nasılsın? Nasıl gidiyor? Hedefimiz kule. Bir kuleye gidelim. Orada da umarım güzel bir kıyafet buluruz. Bir savaş pantolonu ya da herhangi bir ceket işimize yarayacaktır. Ben de işte yavaş yavaş topluyoruz ya. Son neredeyse bir hafta 10 gündür droplarla uğraşıyorum. Yani yapmadığım şey kalmadı ama en sonunda Twitch'te sıkıntı çıktı. Artık yani deliriyordum ya son bir 10 gündür. Tekrardan döndük gibi ama sıkıntı yok şu an için. Artık Restream.io üzerinden yayın yapıyorum. Anca öyle yürüyor. Vizyonlardan bir şey çıkmıyor arkadaşlar. Yok. Diğer yayıncılar isyanda. Ya sanırsam Türkiye'den yurt dışına çıkışta bir bazı yerlerde sıkıntı var ya. Bazı özellikle operatörlerde.
Ben CityNet'te şimdi ya da bu kadar sıkıntı yaşamamıştım ama şimdi bayağı bir sıkıntı yaşadım. YouTube'a yayın yapabiliyorum tertemiz. Twitch'e yapamıyorum yayın ya. Şimdi Restream ayağı üzerinden ben veriye Türkiye'deki bir server'a yönlendiriyorum. Türkiye'deki server'dan yurt dışına çıkıyor. O server üzerinden. Kendim direkt yurt dışına gönderemiyorum veriyi tam düzgün bir şekilde. Twitch'e gönderemiyorum. YouTube'a gidiyor tertemiz. Yani burada benden bir kaynaklı bir problem yok cidden. İnternetim olmasa YouTube'a yayın yapamam. Buradan da Twitch yetkililerine sesleniyoruz. Artık zamanı gelmedi mi? Artık zamanı gelmedi mi yani? Türkiye'ye bir server. Bir İstanbul serverı. Ya artık ne zaman yurt dışı insanlar tarafından ipleneceğiz bilmiyorum ama. Yani Uganda'ya server kurdunuz utanmadan. Yemin ediyorum Uganda'da server var ya. Artık kurun Türkiye'ye bir server de biz de rahatlayalım. Siz de rahatlayın yani. Kaçıncı gün? Efendim dördüncü gündeyiz. Ya Türkiye'ye server gelmesi için, ya Amazon'un şu an Türkiye'ye iplemesi için öncelikle Türkiye'deki, biliyorsunuz Amazon Türkiye'ye gelmeye başladı. Amazon TR falan açıldı. Ama tam altyapısının hepsini kuramadı henüz. Hala sıkıntılar varmış. Eğer Amazon Türkiye'ye kurulursa iyice kesinlikle Türkiye'ye server da gelecek de bu atayım işte. Hani onu da yatırım yaparlar. İnsanları Twitch Prime'a yönlendirmek için, insanları üyeliğe yönlendirmek için Twitch'i de kullanacaklardır. Çünkü Türkiye'de çok büyük bir kitle var Twitch'i kullanan. O yüzden. Yes yani. Ama birazcık daha zamanı var. Ama artık gelsin geberiyoruz yani. Yeter artık. Hawaii Official az önce bizi takip etti efendim. Teşekkür ederim. Hoş geldin. Gek. Of bunda et varmış ama rüzgar var. That's a problem. Bir de özellikle mesela serverların Türkiye'ye alınması biraz daha izleyici açısından da çok çok daha iyi olacak. Çünkü ya mesela YouTube'da canlı yayın izlerken sıkıntı yaşamayan izleyiciler Twitch'te bazı yani internet altyapısı çok iyi olmayanlar Twitch'te yayın izlemekte çok sıkıntı yaşıyorlar. Ben de aynı şekilde mesela yani önceki ADSL'im de mesela hani mesela YouTube'da HD işte ne bileyim 4K video izleyebilirken yayında 480 izliyordum falan filan yani o derece fark oluyordu yani. Şu an internetimde sıkıntı yok da. Yani öyle bir dengesizlik var. Kahve bulduk bu arada ya. Bu arada kahve bulduk. Pantül yok ya. Hiç yoktan iyidir yani. Tişörtten kesinlikle iyidir. Sonunda kol cihazlarıma bir tane kıyafet buldum ya. Buna bak kolumuz açıktı. Asıl burası sol kısırması olması gerekiyordu yani. En azından bir kazak bulduk ya. O da iyidir. Yak bütün fotoğrafları. Başka bir şey yok. Olun alırım. Osman ben bayağı boyum acemisiyim. Öylesin abi izleyerek ya.
Güzel. Güzel. Keşke daha iyi bir kıyafet olsaydı da mutluluydık. Kendi çiftimiz var. Bir tane fişeğimiz var. Eyvallah, eyvallah. Berbat değil. Ama muazzam da değil. Bunun altında da bir şey yok. Ne kadarlık yemeğim var? 750 kalori buradan. 500 kalori buradan. Yine bayağı var ya. Bize rahatlıkla 2 gün yetecek kadar yemek var. Ama sadece 2 gün. Dışarıdaki geyik itini de alırsak aslında çok çok daha güzel olur da. Bugünü direkt atlatmış oluruz ama. Dur bakalım. Ben şurada bir saat uyuyayım. Bir de geyikleri sıvır zıvır şu derileri burada bırakayım. Çünkü daha tatlı vardan ayrılmayacağız. Kural evlerine gitmeye niyetim var. Çok uzak bir mesafe buradan gerçi. Güzel bir gün denk getirirsek belki güzel bir yol alırız da. Sıkıntı şimdilik. 2 günlük yolculuğa değecek loot çıkar mı? Belki. Kesin değil ama belki güzel bir kıyafet çıkabilir belki. O yüzden gitmekte fayda var. Ben biraz da benim biraz daha ısınmam lazım. Abi burada bile ısınamıyorum yalnız ha. 2 saat uyuduk yatakta hala ısınamıyorum yalnız. Cidden üzerindeki kıyafetler çok çok sıkıntı ya. Bize bir tane ceket lazım. Bir tane ceket lazım. Yani spor yeleği bulabileceğim en kötü ceket. Yani tişört gibi bir şey. Şuna bak. %100 kondisyonda 0.5-0.5 veriyor ya. Puf, sıkıntı. Barajda bir şey bulabilir miyiz? Zannetmiyorum. Çok çok düşük olasılık. Barajda atkı falan buluruz. Birkaç parça odunumuz varmış. Aa bak olabilir. Buzlu çay haklısın. Balıkçı kulübesinin orada bir mola verip bir çay yapıp ateş yakıp biraz daha suratlarını falan toplayabilirim. Çok çok mantıklı bir fikir bu arada. En azından birkaç günlük daha yiyip en azından yolculuğu da çok daha verimli bir hale getirmiş oluruz. Nerede bileyim buradaki geyik eti vardı ya. Ha şurada. Okay. Bazen buraya ayı tırmanıyor da. Bir ses dinleyeyim dedim. Ağzınıza sıçtım ayısı ya. Bok var bok. Bok var da dağa tırmanıyorsun. Ne var lan? Birader. Birader. Bir sorun mu var? Şşş. Kime diyorum? Koyu yerleme bakayım. Şşş. Geyikten uzaklaşıyorsun. Nereye gidiyorsun lan? Hayvanat bahçesi mi işitiyoruz lan? Birader. Defolup gider misiniz acıkça? Mıntıkamdan defolup gider misin artık? He? He?
Ah, ayağımı ısır. Neyse, götüm dönüyor. Seninle uğraşamayacağım. Kurtulmuş et mi kokuyor? Yok. Şu an üzerimde kokuyacak bir şey yok ya. Ama deri koku yaymış olabilir. Deriye gelmiş olabilir sonra. Neyse, geyik başka bir gün artık. Yapacak bir şey yok. Efendim. The Long Dark. Gerçek müteacağızın bugünlük sonuna geliyoruz. Bunu ben iki video olarak aktarmış olacağım zaten YouTube'a. İki part olarak. Sizler de seriye beğeni ve desteklerinizi esirgemezseniz çok çok mutlu olurum. Şöyle yapacağız. Her 50 like'da, pardon ne 50'si ya, 100 like'a çıkarız biz rahatlıkla. 100 like gelirse bir videoya, anında bir sonraki bölümde sizlere YouTube'dan gelecektir efendim. Eğer elimde arşiv varsa anında ikinci videoda gelecek. Aynı günün içerisinde. O yüzden beğenilere abanmanızı şiddetle tavsiye ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki serilerde görüşmek üzere. Bölümlerde görüşmek üzere.